eğilmesin. Aldırma gönül aldırma. Sabahattin Ali. Sabahattin Ali, Türk yazar ve şair. Edebi kişiliğini toplumcu gerçekçi bir düzleme oturtarak yaşamındaki deneyimlerini okuyucusuna yansıttı. Ve kendisinden sonraki Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını etkileyen bir figür haline geldi. Daha çok öykü türünde eserler verse de romanlarıyla ön plana çıktı. Romanlarında uzun tasvirlerle ele aldığı sevgi ve aşk temasını, zaman zaman siyasi tartışmalarına gönderme yapan anlatılarla, zaman zaman da toplumsal aksaklıklara yönelttiği eleştirilerle destekledi. Kuyucaklı Yusuf, 1937, İçimizdeki Şeytan, 1940 ve Kürk Mantolu Madonna, 1943 romanları Türkiye'deki edebiyat çevrelerinin takdirini toplayarak hem 20. yüzyılda hem de 21. yüzyılda etkisini sürdürdü. İçimde yarım kalmış bir konuşmanın üzüntüsü vardı. Eğirdere'de doğan Sabahattin Ali, ilk hikaye ve şiir denemelerini Balıkesir'de başladıktan sonra, İstanbul'daki edebiyat öğretmeni Ali Canip Yöntem'in desteğiyle ilk kez Akbaba ve Çağlayan dergilerinde şiirlerini yayımladı. Anadolu'da kısa süre öğretmenlik yaptıktan sonra Türk Devleti tarafından dil eğitimi için Almanya'ya gönderildi. Türkiye'ye döndüğünde Almanya öğretmeni olarak göreve başlasa da önce komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla bir süre tutuklandı. Ardından ise Türk devlet yöneticilerini eleştirdiği iddiasıyla tekrar tutuklandı. Bu dönemde memurluktan ihraç edildi. Ancak Atatürk hakkında yazdığı bir şiirden dolayı yeniden devlet kurumlarına görevlendirildi. Ayrıca kendisine yüklenen sosyalist algısını kırmak için de Esirler adlı bir oyun kalemi aldı. Biz istiyoruz ki bu memlekette yapılan her iş 3-5 kişinin çıkarına değil, bu toprakları dolduran milyonların yararına olsun. Biz istiyoruz ki bu topraklar ve onun üzerinde yaşayan insanlar hiçbir yabancı devletin oyuncağı olmasın. Dünya işlerinde politikamız şunun bunun kölesi gibi peşinden gidilerek değil, bu milletin selametini en iyi sağlayacak yolları müstakil olarak seçmek şeklinde kendini göstersin. Hayatının son yıllarında Türk milliyetçileriyle yaşadığı tartışmalarla öne çıktı. Özellikle Türkçü Turancı yazar Nihal Atsız ile yaşadığı gerilim giderek artarak ırkçılık, Turancılık davasının bir parçası oldu. Bu dönemde Aziz Nesin'le beraber çıkardığı Marco Paşa dergisinde siyasileri eleştirmesi yüzünden çeşitli davalarla uğraşmak zorunda kaldı. Hakkındaki davaların aleyhinde seyrettiği bir dönemde Türkiye'den ayrılmak istedi ve Bulgaristan sınırını geçmek isterken kendisine kaçma girişiminde rehberlik eden Ali Ertekin tarafından milliyetçi gerekçelerle öldürüldü. Tesadüf seni öne çıkarmasaydı, gene aynı şekilde. Fakat her şeyin habersizce şehit edecekti. Sen bana dünyada başka bir hayatında mevcut olduğunu, benim de ruhum bulunduğunu öğret. Bir kitabı okurken geçen iki saatin, ömrümün birçok senelerinden daha dolu, daha ehemmiyetli olduğunu fark edince, İnsan hayatı ürkütücü hiçliğini düşünür ve yeis içinde kalır.